Yeni saatte tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türkiye özel açıklamalarda bulundu. Özel haberler şefi Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım'a konuşan Soylu, sağlık sorunları ile ilgili ilk kez konuştu. Soylu, Hatay dışındaki 10 ilde enkazların Ramazan bayramına kadar kaldırılacağını duyurdu. Seçime geri sayım başlamışken son dönemdeki bazı iddialar hakkında da ilk kez Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulundu. İşte o özel röportaj geliyor ekranlarınıza. Sayın Bakanım, sağlık durumunuz çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bir bastonla gördük sizi. Önce sağlık durumunuz nasıl, onu sorarak başlamak isterim. Allah herkese sağlık versin. Her şeyin başı sağlık tabii. Geçen gün, daha doğrusu hala yapıyor, fizik tedavimi yapan bir arkadaş var Kahramanmaraş'ta. Dedi ki, bir anlatır mısınız nasıl yapmam lazım diye. Heh. Yaşın kaç dedim, dedi ki 37. Dedim ki 38 yıldır bu benim arkadaşım dedim. Yani bel fıtığı mı var? Sen dedim sadece bizim L4 ile L5'in olduğu yerde bir fizik tedavi yap, bana yeter. O da anladım dedi. 15 yaşından beri benim bel fıtığım var. İyice de kötü bir duruma gelmiş durumda. Bazen işte soğuktan, bu zannediyorum Şanlıurfa'da sel olunca, biraz da ayakları ıslanınca insanın etkiliyor. Soğuk da aldık galiba. Ondan dolayı kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda biraz daha iyiyim. Yani şu anda iyi bir durumdayım. Ama dönem dönem karşılaşırız. Benim rahmetli büyük nenem vardı. Yani babamın babaannesi. Bizim akraba Sofuoğulları dermiş ki Sofuoğulları'nın belleri kızıl ağaçtandır. Kızıl ağaç şey bir ağaçtır, çabuk zenni bir ağaçtır, kırılabilecek bir ağaçtır. Yani bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Bakmak lazım, spor yapmak lazım, kasları kuvvetlendirmek lazım. Öyle bir imkanımız da yok. Maraş'ta fizik tedavi görüyorsunuz şu an. Yani Maraş'ta görüyorum fizik tedavi, evet. Sayın Bakan, Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaç enkaz kaldı? Belli bir rakam var mı acaba? Şöyle, tabii bu deprem bölgesinin en büyük yıkımı burada. Oran olarak da burada, sayı olarak da burada. Hem binaların büyüklüğü açısından, yani bağımsız bölüm açısından, hem de bina sayısı açısından da burada. Şu anda burada 21.300 yıkık ve acil yıkılacak bina var. Şu ana kadar, şu saat itibariyle biliyorsun, diğer illere nazaran burada farklı bir yöntemimiz var. Biz geceleyin de burada yıkım yapıyoruz. Hem yıkım hem taşıma yapıyoruz. İlk önce 2000 kamyondan başladık günlük. Sonra 4000'e çıktık. Sonra 6000'e çıktık. Bugün 12.800-12.900'e çıktı. Hedefimiz 13.000'di. Ve biz 13.000 kamyonla günlük, eğer sürdürülebilir kılarsak bunu, zannediyorum şu anda %40'ı bitmiş burada. Ama nelerin, tekrar söylüyorum, bir yanılgı olmasın, acil yıkılacak ve yıkık olanların taşınması ve kaldırılması %40'ı bitti. Ramazan bayramına kadar diğer illeri bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ancak Hatay'ı, Antakya'yı zannediyorum Ramazan bayramından sonraki bir hafta veya 10 gün içerisinde tamamlamış olacağız. Buranın bir 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımın büyüklüğünden dolayı diğerlerinden şeyi var. Geri bir takvim var. Hep o takvimde gidiyoruz. Yani hem afetin büyüklüğü açısından, hem yaygınlığı açısından, hem de yıkımın etkisi açısından zannediyorum ki Ramazan bayramından sonraki 10 gün içerisinde buradaki ilk bölüm biter, ama ondan sonra bir bölüm daha var biliyorsunuz. Ağır yıkılacak binalar. Bizim neredeyse her enkazın, her ilde enkazı yöneten bir ekibimiz var. Enkazın kaldırılmasını. Onu da valilerimiz yapıyorlar. Ve özellikle kamu kurumlarının yaptığı bir bölüm var. Onlara da minnettarız. Yani karayolları, DSİ ve orman ve kısmen belediyeler. Bir de özel sektöre ihale ettiğimiz bölümler var. Ki o daha büyük bir bölüm. Yani %80'e 20'lik oran şu anda. %80'i özel sektör yapıyor. %20'sini kamu yapıyor. Ve böylece
Burada bizim de ilk kez deneyimlediğimiz milyonlarca ton malzemenin bir yerden bir yere taşındığı, bazen kilometrelerce döküm sahalarında kuyruklar olduğu bir dönemi yaşıyoruz ama arkadaşlarımız çok titiz çalışıyorlar ve her gün kapasite yükseltiyorlar ve bunu da hakikaten çok güçlü bir şekilde bütün herkesin koordinasyonuyla beraber gerçekleştiriyorlar. Hatay için özellikle aylarca sürebilir demiştiniz. Bu o zaman bayağı geri çekildi. Beklenilenden de erken bitecek o zaman enkaz kaldırma. Şöyle söyleyeyim. Yani biz bu tabii ilk bölüm. Tekrar söylüyorum. Bu acil yıkılacak ve yıkılmış olan binaların enkazlarının kaldırılması tamamen. Ancak ondan sonra diyelim ki 100 parça var. Biz 100 parçanın şu anda 30 parçasını kaldırıyoruz. Bir de geri kalan bir 70 parçası var. Yani ağır hasarlı binalar ki onların da yıkılması yani buranın 2 katı kadar, 2,5 katı kadar bir zaman dilimi olarak koyabilirsiniz. O da bir 3 aylık periyot yapar. Yani bu bittikten sonra bir 3 aylık periyodumuz daha var. Efendim, Türkiye... Ama şöyle oluyor tabii. Yani göreceksiniz yani Hatay'ın %75'i Antakya'nın %75'i 80'i olacak. Bir boşluk. Tabii tamamen boş arsa olacak. Çok üzücü. Efendim malum son 1,5 ay seçime gidiyor Türkiye. Bir takım iddialar ortaya atıldı. Sizinle alakalı olduğu, partiyle alakalı olduğu. Vermek istediğiniz mesajlar var mı seçime? Az bir zaman kalmışken. Ya, tarihin en önemli seçimine gidiyoruz. Tabii buradaki konsantrasyonumuz seçim değil. Bunu çok açık söyleyeyim. Yani Ankara'ya mesela bazen MGK'ya gidiyoruz, kabineye gidiyoruz. Günübirlik hemen gidip dönüyoruz. Yatmadan dönüyoruz orada. Ya o zaman gittiğimiz zaman belki biraz kafamız siyasete, oradaki konuşmalara hemen hemen yanaşıyor. Ama buraya döndüğümüz andan itibaren oradaki duyguyu tamamen unutuyoruz. Ve buraya konsantre oluyoruz. Bunu bir kere daha söyledim. Yani bu kadar önümüzde iş varken bizim Ankara'daki günlük tartışmaların içerisinde bulunmamızın doğru olmadığını ifade ettim. Ben bugün yine bunu ifade ediyorum. Ama bir ilki olarak şunu çok net söyleyeyim. Ben bir partinin mensubuyum. Ben çok genç yaşlarda genel başkanlık yaptım. Parti ilçe başkanlığı yaptım. İl başkanlığı yaptım. AK Parti'de genel başkan yardımcılığı yaptım. Teşkilat başkanlığı yaptım. ARGE başkanlığı yaptım. Ve bütün bu safhaların tamamından geçtim. Yani siyasetin kendine ait kuralları vardır. Bu kural işler. Parti ne karar verirse biz de o karara uyarız. Kırgın olduğunuz birileri var mı partide? Siyasetin kendi adına kırgın mı olmaz. Peki. Tamam. İyi çalışmalar. Tamam. Tamam.